huzursuz da o kadar huzursuz sanki. Ha var mı? Bana iki gün nur ulaşan yok. Ben orada ayılıp bayılıyorum. Bana ne diyor? Allah Allah. Tabii benim çocuğum kan revan içinde ikisinde. Ya çocuk bu. Bir çizip yapsa o köpek. Yani dünyayı yeter. Babamda vardı, o dikişler atılırken vardı önce. Hastaneden olabilir, olay yerinden hiç fark etmez. Olay yerine işte ben o yüzden attım. Hani olay yerine... Öpebilirsin, o sana bir şey yapmaz. Sıkma ama tamam mı? Çok korkar. Ya size öyle poz geliyor ha. Çocuğun ömrü boyunca taşıyacağı izler var bu çocuklarda. Doğru. Anladın mı? Doğru. Kalabilir bizler. Şimdi röportaj yapacağız. Anı yaşayan hanımefendi. Anne. Evet. Siz o olayı içtenlikle anlatabilirsiniz. Neler yaşadığınızı. Cimerat var. Yani yiyeceğim zaten. Benim çocuğumda kalıcı izler kalıyor var. Evet. Kafanın derisi katta ya. Kaç tane belki dikiş var. Şu raporlara hepsi Meylan tarafında var. Fotoğraflarda detaylı çocuk şubede olması lazım onların. Hayvanları dokunuyorum. Ama ben hayvanları küçük köpeklere dokunuyorum. Büyük köpeklere yaklaşmıyorum. Küçük köpeklere yaklaşıyorum. Küçükler ısırıyor, büyükler ısırıyor. Bence. Ama bunlar ısırmıyor. Yazıcığım acıyor mu yaraların? Artık acımız geçti birazcık. Tamam yeterli. Ben de şu moralar şöyle şuraya dokundurayım. Sen sür. Ama buraya süreceksin. Hayır, böyle yapıp sürmek istiyorum. Tamam. Yavaş. Aferin abisi. Bak, benim oğlumun canı çok yandığı için dokunmasını istemiyoruz. Çünkü ama çok... şimdi sana. Tamam. Şimdi sen ellerini ısır. Köpekler beni ısırdı. Peki onlar... Ben ellerini uzattım. Onlar da benim yaralarımı elledi. Üstüme zıpladı mı? Üstüme zıpladı ve acıdı. Ben sevmek istiyordum, sevmedim. Sevemedim, onlar da benim üstüme atladı bir tanesi. O köpekleri oradan alsınlar mı? Alsınlar. Gitsinler değil mi? Biz oraya bir daha gelemeyiz yoksa. Onları orada kaldırsınlar. Değil mi? Polisler onları oradan alsın mı anneciğim? Tamam. Anne, Ayşe teyzem geldi. Öyle bir zamanlamada geldi ki çok iyi oldu. Şimdi taksi durağına gittim taksiyi çağırmak için. Beraber sonra tekrar geri döndük oğlumla birlikte. O ben arkamdan geliyor yazda. Alan dar olduğu için yürüme alanı. Bahçe büyük ama yürüme alanı dardı. Köpek de yanında normal oturuyordu. Ben de oğlum hem telefon kulağımda oğluma bakıyorum. O da sadece böyle köpeğe dokunacakken köpek üstüne atladı. Yani şok oldum ben de birden. Bir an kendime gelmeye çalıştım. Hemen koştum. Yardım etsenize diyorum. Lütfen bana yardım edin diyorum. Köpeğiniz oğlumu ısırıyor. Öldürecek oğlumu diyorum. Kimse bana cevap vermiyor. Saldıran bir köpek tabii ki. Saldırdıktan sonra ben köpeğe vuruyorum bu arada tabii. Bırak oğlumu, ya hem bırak oğlumu diye köpeğe vuruyorum hem de yardım etsenize diyorum. Bunlar sizin köpekleriniz. Neyse ben de artık kendi yani çocuğumu alayım de dedim. O lanet köpekler beni Allah ısırsın ne? Yani. Ki bizden çok da seven olamaz köpeği. Benim oğlum köpek delisi birisidir. Vuruyorum ben, onlar bana bakıyor. Neyse köpeğe ben iyice vurdum. Ondan sonra şey oldu, diğer köpek. Benim bağırdığımı gördü ya da duydu, hissetti bilmiyorum. Böyle bize doğru geliyordu, bana doğru. Ben dedim ki herhalde bu köpek de bana saldıracak. Ama öyle olmadı. Yani o köpeğin yaptığı şeyi oradaki duran, yani biz işte köpeklere hayvan diyoruz ama oradaki duran şahıslar bana hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey demedi. O köpek geldi, diğer köpeği
ısırdı da oğlum şu anda bu durumda yani. Belki daha kötü şeylere de sonuç doğurabilirdi eğer o köpek gelip ısırmasaydı. Sonra tekrar o köpekler ikisi birlikte kavga etmeye başladılar. Oğlumun kıkırdaktan buraya kadar, şu kulak memesine kadar arkasında yırtık var. Köpek herhalde şu şekilde. Hem de şuramı soydum. Dalmış olmalı ki kulaktan. Bir şey söyleyeyim de. Hem de buramı soyarak yaptılar. Soydular. Evet, oralarında da zımbalı dikiş var. Kulak arkasında toplam 10 dikiş. Buraları zaten belki 20-30 söyle bakmadım bile, ben dayanamadım. Şuradan kafa bölümünde de ısırık var. Şuraya kadar deri kalkmış, kafatası gözüküyor oğlumun. Yani kafatasını net görebiliyorum. Hani benim şok olduğum şey, benim köpeğim değil onlar. Onlar bir sahipli köpek. Şey, kapıda, sokakta dolanan köpek değiller. Nasıl olur da bana yardım etmezler? Tabii ki oldum. Olmaz mıyım yani? Bir şey söyleyeyim mi? Oradaki adamların köpekleri. Evet. Hani ben şikayetçi oldum. Eşim oldu, babam oldu. Tanıklarımız var bu olayların bana yardım etmediklerine dair. Bunu geçiyorum. Köpek olay oldu, yaşandı. Ben oğlumu kurtardım artık. Bağırıyorum, feryat figanım, ne olur ambulansı arayın, ne olur bana bir şey söyleyin de beni rahatlatın diyorum. Ambulansı ne olur arayın, bağırıyorum, belki 100 defa abartmıyorum. O tanık geldi bana, abla omuzumdan dokundu böyle. Abla dedi, sen sakin ol, ben ambulansı da aradım, polisi de aradım, eczane beni öyle dedikten sonra koştu eczane. Bana yardımcı olan sadece o tanık vardı. Yani şu çocuğum ya, kafasını görmeniz lazım, yüzünü açtırmıyor, bana dokundurtmuyor. Kollarının buraları, şuraları, her tarafı zaten sürüklemiş de köpek ayrı. Paçasından tutmuştu üstüne atlamadan önce. Yani sadece anne diyor, ben köpeğe dokunmak istemiştim. Yani sadece yaptığı oğlumun bu. Vursa bile, bakın 3,5 yaşında bir çocuk vurabilir. Ben vurmadım yani. Ben siz vurmadım, dokundum. Ve o da benim üstüme atladı yani. Buyurun. Sadece sevmek istedi. Evet, sevmek istedim. Ama sevemedim, o benim üstüme atladı. Hem de abilerin sahibi köpekleri. Evet, yani benim oğlum bile 3,5 yaşında anlatabilir size o yaşadığımız şeyleri. Yaraları büyür, belki geçer. Ama ya korktu, ya psikolojisi, ya korkusu, ya benim korkum. Yemin ederim çocuğum geceleri sıçın. Normalde benim oğlum karanlıkta yürür, hiç korkmaz. Öyle cesaretlidir. Şu an yatağa yatıyor, gözlerini kapamasıyla sıçrıyor. Anne diyor, ben çok korkuyorum deyip dudaklarını büzmeye başlıyor yani. O köpeklerin de oradan alınmasını istiyorum. Ayrıca ceza almalarını istiyorum. Çünkü sahipsiz değiller. Tasma takabilirsin, zincirle tutturabilirsin. Sonra ben de köpek besledim. Bizim de bahçemizde köpek vardı. Uyarıya gitmişlerdi yani. Onlara kendileri, polis de gitmiş. Yeter artık, biz alınmadık. Benim başıma geldi. Başkalarının da başına gelmesin yani. Bizi arıyorlar. Bizim de oğlumuzu, çocuğumuzu ısırmak istediler diye. Bizim başımıza geldi. Rabbim düşmanımın başına vermesin. Bu tişört de olay günü üzerimde olan tişörtü. Sadece bu şekilde yani. Tampon yaptıklarım, peçeteyle yaptıklarım, ayrıca elimi tuttuğum ayrı yani onlar. Sadece bunlar. Oğlumun üst kıyafetleri. Ben bu kanların temizlenmesini istiyorum sadece. Yani bu kan yerde kalsın istemiyorum. Adalet istiyorum. Ben başka hiçbir şey istemiyorum bunlardan. Babanın? Babası? Gidebilirsin, kalkabilirsin. Hani tam sırası istemene. Hamburger yapıştırdı. Hamburger isterse hamburger, tost isterse tost. Ne isterse onu yiyecek oğlum benim. Değil mi oğlum? Ne yiyeceksin oğlum sen bugün? Hamburger. Hamburger mi yiyeceksin? Tamam. Alacağız. Tamam oğlum, şimdi çıkarken hamburgerciye uğrar, alır çıkarız. Yavuz, bana getireceksin mi hamburger? Ben yiyeceğim sadece. Yavuz, hamburgerin yarısını ben yesem ya. Öyle bir çocuk. Herhalde getiririm. Ama canı yandı ya şimdi. Yavuz, hamburgerin yarısını ben yesem, yarısını sen yesen. Olur mu? Olmaz değil mi? Olmaz mı? Hepsini bitirdim. O zaman hamburgerin patatesini ben yesem. Tamam, bir şey olmadı. Krem sürüyor. Patatesini dedi sana. Patatesini yok, vermek bir şey demedi. Bir şey demedi babam. Evet. Ben şimdi sana alacağım, kimseye vermeyeceğim. Senle ben yiyeceğiz, tamam baba? Anlaştık mı? Duydum sizi. Gizli mi konuştunuz yoksa? Erken. Köpek bir şey mi almaya çalışıyor?
Neyini almaya çalışıyor? Şuraya şey almaya çalışıyor. Neyini? Yok bir şey almıyor. Bir şey almıyor bebeğim. Bir şey almıyor baba. Hayır. Hayır almıyor. Şey krem sürüyor krem. Belki onu diyor.